Sayın Bahçeli PKK'ların 8 Mayıs tarihinde sınır dışına çıkmaya başlayacakları ile ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Sembolik geri çekilme örgütün zaman kazanmaya yönelik sinsi bir taktiğidir. PKK'nın çekilmesi gibi bir iddia ve ifade tamamen asılsız, uydurma ve yalandır. Bölücü kanlı örgütün sembolik düzeyde sınır dışına çekilmesi, zaman kazanmaya, stratejik hedefleri için daha sıkı bir hazırlık yapmaya dönük, sinsi ve kurnaz bir taktiksel adından başka bir şey değildir demiş. Sayın Bahçeli'nin de günler önce söylediğimiz de buydu. Evet. Sayın Bahçeli'nin de söylediği de aynısı. Komünizmin yöntemidir. Yani çekiç vurulduğunda çekiç ileri doğru itilmez diyor Lenin. Onu hatta kitap haline getirmiştir Lenin. Bir ileri diyor, iki geri diyor. Yani ileri bir adım atarsanız iki adım da geriye atın ki iki adımdan sonra yeniden ileriye büyük bir sıçrayış yaparsınız diyor. Onun için yorulan komünist gerillaların dinlenmesi, ideolojik eğitimi, güç kazanmaları ve özellikle Kuzey Irak'taki mazlum Kürt kardeşlerimizin, dindar Kürt kardeşlerimizin komünistleştirilmesi, onların da terör ve şiddetle korkutularak PKK örgütüne katılması için oraya bir kol ordu olarak girmeyi düşünüyorlar. Yok, konu bu. Ama bir tek bundan da bırakmak istemiyorlar. Yeni bekleyen kadroları da daha alarak hem teorik hem pratik eğitmeyi düşünüyorlar. Çünkü bunlar eski asker olarak görüyorlar bunları. Şimdi yeni asker gelmesi gerekiyor düşünüyor. Bunları terhis etmeleri gerekiyor. Geçici bir terhisle bunları almış oluyorlar yani. Evet. Konu bu. Yeni tertipler onların şeyine göre, kendi inançlarına göre. Komünist yeni ekibi alıp büyük, daha kapsamlı bir kadro düşünüyorlar. Bu kendi kafaları değil tabii bu. Amerika'daki bazı o think tank mıdır o kuruluşlarda çalışan bazı cinlerin aklı. Bunlara ince ince akıllar veriyorlar. Bunlar da o ince aklı kendi kafalarınca uyguluyor. Ama Türk milletinin büyüklüğünü, gücünü fark edemiyorlar. Kendilerince böyle çelik çomak oynadıklarını zannediyorlar. O çeliği çomağı millet yedirir, ben onlara söyleyeyim. Hiç boş yere heveslenmesinler. Türk ordusu, Türk polisi, Türk milleti, Türk gençliği çelik gibi hazır. Maşallah. Ama illa çözüm isteniyorsa Darwinist materyalist eğitim durdurulması gerekiyor. Antikomünist eğitim, anti-Darwinist, anti-materyalist eğitim. Çözüm budur. Bunun dışında bir çözüm olmaz. İmani çalışma yapılması. Yoksa Kur'an dersleri vermek, imam hatipler açmak çözüm değil. İmam hatipler açmayla çözüm olsaydı PKK bu hale gelmezdi. Evet. Komünistler bütün okullara bu şekilde 1980 öncesinde de hakim olmuştu. Şimdi de okulların büyük bölümünde artık komünist fraksiyonlar çatışıyor. Yani tabii. İki komünist, aydınlıkçı mısın, evet. Marksist-Leninist misin? Bu yani böyle bir durum var. Darwinist materyalist eğitim milleti mahveder. Defalarca söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Darwinist materyalist eğitimde komünizm gelişir. Marksist felsefe gelişir. Okullara din dersi koymayla buna engel olmak mümkün olmaz. Komünistlerin hepsi dini biliyorlar. İslam biliyor. Zaten öğretiyorlar komünistlere dini. Ama bu yanlış diyorlar. Üniversitelerde, orada, başka yerlerde, ilahiyat fakültelerinde din öğretiliyor. Ama dinin ruhu arınmış olarak öğretiliyor. Dinin kabuğu öğretiliyor. Dinin ruhu verilmiyor. Öyle olunca da ölü bir din anlayışı verilmiş oluyor. Ölü din anlayışıyla din olmaz. Din, ruhta, manada yaşanarak samimi inananların uslubuyla, ruhuyla insanlara enjekte edilebilir. Evet. Onun dışında din eğitimi, adam içi geçmiş bir uslupla bazı kişileri görüyoruz. Sakin sakin, Hendek Savaşı şöyle oldu, Uhud Savaşı böyle oldu. Peygamberimiz işte şöyle açtı, karnına taş bağlardı. Bu tip konular anlatıyorlar. Bununla din, iman güçlenmesi olmaz. Bununla komünizme karşı mücadele veremezsiniz. Bunda mağlup olursunuz. Nitekim de mağlup oluyorlar. Çözüm bilimsel açıklamalardır. Darwinizm, materyalizmin geçersizliğinin bilimsel anlatılmasıdır. Kur'an mucizelerinin bilimsel anlatılması, iman hakikatlerinin bilimsel anlatılması. Yani akıl kabul edecek, kalple tasdik edecek. Yani tahkiki imanla karşılık verilebilir. Bunun dışında bir yol yok.